Arkadaşlar, OSM videosuyla karşınızdayız. Hesabımız biliyorsunuz silinmiş miydi? Yani silinmedi ama hesaba ulaşımı sağlayamamıştık. Ve daha sonra artık bugün döndük. Biraz geç video çekiyorum. Aslında normalde maç saati içerisinde çekmem lazım ama maç saati içerisinde çekemedim. Oysa ki duyurusundan da topluluk kısmında paylaştım çekeceğim diye ama sözümüzü tutamadık. Şimdi bu saatte sizlere video çekiyorum. Maç anlatımını bugün yapmayacağız. Biraz saat geç olduğu için. Yani burada da bir şanssızlık yaşadık, bir talihsizlik yaşadık. Sarı kart diyorum, kırmızı kart dedik. Normalde hani normal bir baskıda çıktık. Normal tarzda çıktık. Stilimiz normal. Yani herhangi bir şekilde agresif yapmak veya çok agresif yapmak hiç yapmadık. Yani öyle bir kafamızdan öyle bir düşünce geçmedi. Burada taktiksel tercihlerimizi beğenmişler yorumcunun söylediğine göre ama bugün şanssızlıktan dolayı kırmızı kart yediğimiz için galibiyeti alamadık. İspanya La Liga liginde şu an Real Madrid üstünlüğünü sağladı, götürüyor. 29 puanda lider durumda. Ve sonuçlara bakacak olursak bugün biz büyük bir hezimet aldık ki 2 haftadan beri de takım 6-0'lık net skorlar ile yeniliyor. Bunları da göstermeden edemeyeceğim. Bundan önce 4-1'lik bir mağlubiyet. Ondan önce de 3-0 Celta Vigo diye devam ediyor. Ama biz takımı toparlamaya çalışacağız. Biraz alsat yapacağız. Antrenmandaki oyuncuları çıkartalım. Tekrardan antrenmana koyalım ki oyuncularımız gelişsin. 2 saat 15 dakikası var etkinliği bitmesine. Kar kardır diyelim. Ve buradan kimi koyalım? Dunk'u koyalım. Hadi yapacak bir şey yok. Genç oyuncumuz yok ama burada genç oyuncumuz var. Vitinha'yı da koyduk. Satacağız ama belki de hani hızlı satılır. Bilemiyorum. Osasuna'nın takımı bizden gayet de çok çok daha iyi. Ama bizim burada biraz daha kadro basmamız lazım. Elimizden gelenin ardına koymamamız lazım. Çünkü kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Ligin en dibindeyiz. İlerleyen günlerde takıma bir çeki düzen vereceğiz. Ve sonuçları bakalım istatistiksel olarak inceleyelim. Real Madrid Getafe karşılaşmasıyla başlayalım. Aslında Getafe ilk dakikalarda 3'te ve 4. dakikada Vlahovic'in attığı gollerle öne geçmiş. Ama Benzema Saka ikinci yarı bitmeden yani ilk pardon ilk yarı bitmeden 2 golü kaydetmiş. Yani beraberliği yakalamış. 85'te son dakikalarda kendi evinde kritik bir galibiyeti imza atmış. Real Madrid takımı 5-3-2'ye karşı sağlam bir maç geçmiş. Sevilla Barcelona karşılaşması kıyasıya güzel bir mücadele geçmiş. Ve 3-3'lük bir beraberliğin olduğunu buradan görebiliyoruz. Nunes, Darwin Nunes normalde çok golcü bir oyuncu değil ama aslında şaşırttı beni. Burada yani herhalde 40 yılda bir gol atmayı seviyor Nunes. Oyunda kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu maçta diğer maça benzer bir senaryo olmuş. 2-2'lik bir skor. Sevilla 2-0 öne geçmiş. İkinci yarı yani gerçekten çok hızlı başlamış Barcelona. 2-2'ye kadar getirmiş. Kramaric tekrardan üstünlüğü sağlasa da 2 dakika sonra Foden son sözü söyleyen isim olmuş ve iki takım da güzel bir maç çıkarmış. 3-3'lük güzel bir futbol gecesi yaşatmışlar. Girona Cadiz karşılaşması. Cadiz deplasmanda Girona'ya karşı kritik bir galibiyet almış. N'Golo Kanté'nin attığı gol, Pavard'ın asisti, 4-4-2'ye 5-3-2 kapışması ve Celta Vigo Real Sociedad'da da bir çıkış var. Real Sociedad deplasmanda rakibini 4-2 yenmiş. Rafael Leao gol atmış. Bir oyuncu sakatlanmasına rağmen yine de kazanmayı bilmiş Real Sociedad. Kylian Mbappe penaltıdan golü kaydetmiş. 68'e Daniel Malen 2-1'e getirmiş. 76'da Cristiano Ronaldo 2-2 yapmış. Ve Abraham ikişer dakika arayla attığı gollerle Ronaldo'nun golünü de susturmuş ve maçın adamı olmayı başarmış. Yani burada ilginç bir istatistik daha var. 4-3-3 A'da deplasman takımları genelde çok toplu oynayamıyor. Yani genelde
topu oyuna sokmada mı sorun yaşıyorlar ya da rakip daha çok böyle hani dengeli takım olduğu için mi? Diyelim ki atıyorum Celta Vigo 93 rank, Real Sociedad 93 rank. Yani bu iki takım denk kadrolardaysa burada mutlak bir şekilde ev sahibinin avantajlı olması lazım ama herhalde Celta Vigo kadroda biraz kötü ama kadroda kötü olmasına rağmen bu kadar deplasmanda şut atıp topu rakibe vermek de bayağı sıkıntılı. 4-3-A'da biraz oynamalar yapabilir yani bir taktiği değiştirebilir. Ama şu an Celta Vigo'da yükselişe geçti sanırım. En son sonuncuydu ama bir yükselişe doğru geçtiğini görüyoruz. Valladolid bugün bir sürpriz yapıyor. Olsa ona yani geçen ligimizin şampiyonu bu ligde aslında istediği gibi başlayamadı. Ama son sözü bakalım kim söyleyecek. Yarın da bizle oynuyor. Perez, Valladolid'in oyuncusu Perez. 42'de 4-2-3-1 taktiğiyle çıkmış takım Valladolid. Perez'in attığı golle de Osasuna'ya karşı 2-1'lik 1-0'lık galibiyet almışlar. Villarreal Almeyra karşılaşması. Almeyra deplasmanda güzel bir galibiyet almış. Kritik bir galibiyet. Eriksen'in golü 4-3-A'la 4-5-1 kapışması. Valencia Atletico Madrid'i yenmiş. Espanyol Malos karşılaşması berabere bitmiş. Hemen bu karşılaşmaya da bakalım. Espanyol Malos karşılaşmasında Jolintuan Borji bir Fransız oyuncu adını okuyamıyoruz ama iki takım da birbirine benzer takım aslında kadro bazında. Espanyol Malos 1-1 biten bir karşılaşma. Real Betis, Atletico Bilbao. Real Betis de kendi evinde güzel bir galibiyet almış. Williams, Nico Williams 19'da Atletico Bilbao'yu öne geçirmesine rağmen Riyad Mahrez 31. ve 40. dakikalarda golü atarak takımına galibiyeti getirmiş Riyad Mahrez. Real Betis'e karşı, Real Betis'in üstünlüğüyle biten bir karşılaşma. Tabi biraz saat geç olunca video çekmekte de zorlanıyoruz aslında. Aslında çok geç olmasa da tabi bu saatlerde video çekmeye alışık değilim. Size lig tablosunun şekilleneceğini söylemiştim. Az çok lig tablosu şekillendi aslında. Yani yine aynı puanda eşit puanlarda olanlar var ama yine bir baktığımızda sıralamaya Real Madrid 29 puanla lider, Sevilla 26 puanla ikinci sırada, Almeyra 23, Rayo Vallecano 23, 3. ve 4. sıralarda yer alıyor. Valencia 22 puanla 5. sırada, Villarreal Espanyol, Real Betis 21 puanla 6., 7., 8. sıraları paylaşıyor. Cadiz 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Getafe, Osasuna 14 puanla 10. ve 11. sıraları paylaşıyor. Girona 13 puanla 12. sırada. Atletico Bilbao, Malors 12'şer puanla 13. 14. sıraları paylaşıyor. Real Sociedad 11 puanla 15. sırada. Maalesef Atletico Madrid'den 3 kişi istifa ettiği için burası boş kaldı. Biz bas bas bağırdık. Dedik ki istifalar olmasın, şunlar olmasın, bunlar olmasın. Yani maalesef Atletico Madrid takımı, bu güzelim takım bot bir şekilde kaldı yani bot takım oldu. Barcelona'da kümeden çıkma çabalarında 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Valladolid'de 7 puanla 18. sırada. Celta Vigo 6 puanla 19. sırada. Biz de 4 puanla 20. sıralardayız. Ligde tek galibiyetimiz var. 9 tane de mağlubiyetimiz var. Evet, bir sonraki haftanın fikstürüne bakalım. Bir sonraki hafta kimleri konuk ediyor? Osasuna Elçi karşılaşması. Rayo Vallecano Almeyra. Az önce okumuştuk. İki takımın da puanları eşit. Yani sıralama değişebilecek mi? Yani en fazla ne olur? Rayo Vallecano kazanırsa 3. olur. Valencia takımı 3 puan alsa bile doğru değişir. Yani bir beraberlikte bile puanlar değişecek gibi gözüküyor. Yani Valencia takımının
3. 4. sıralara yükselme ihtimali var. Tabii Valencia takımda galibiyet alırsa tabii Valencia iki takımın da berabere kalmasını ister muhtemelen. Çünkü birisi eğer galibiyet alırsa onun önünde olmuş olacak. Bir puan önünde olmuş olacak. Burada Valencia takımına beraberlik işine gelir. Malors Real Madrid oynayacak. Real Madrid şu an ligde yıkılmadı. Yani ligde yıkan bir menajer çıkmadı Real Madrid'i. Bakalım Real Madrid nerelerde tökezleyecek. Çok da merak ediyoruz. Bakalım yani Real Madrid'in yani illa bir yerde mağlubiyet alması lazım. Çünkü ligin biraz da heyecanlı olması lazım. Hani erken şampiyonluk olmasın. Sonuna kadar bir mücadeleyle belki de son hafta şampiyonluk belli olsun. Biraz daha rekabeti artırmamız gerekiyor. İnşallah menajerlerimiz de buraya çok güzel bir şekilde asılırlar. Ve ligde güzel performansla olabildiğince en iyi puanları alarak en yüksek sıralarda bitirirler diye düşünüyorum. Cadiz İspanyol oynuyor. Getafe Sevilla, Atletico Bilbao, Atletico Madrid bu takımla oynuyor. Doğukan o da Valladolid Real Sociedad'ın menajeri. Girona Villarreal takımıyla, Valencia Celta Vigo'yla, Barcelona Real Betis takımıyla oynuyor. Yarın maç anlatımlarına başlıyoruz. Osasuna karşılaşması ile başlayacağız. Bunun da bilgisini sizlere vermiş olalım. Ve yani aslında pek fazla aktarabileceğimiz bir şey yok. Şu an biz de transferlerimize başladık. Biraz o form durumu vardı. Yani oyuncuların formundan bir yani hesapla yeni girmemize rağmen yani ben aslında 2 günden beri bu hesaptayım. Aslında 2 günden beri maçlara girdim. Bu 6-0'lık yenildiğim maçlarda birisinde taktik ayarlayamadım. Birisinde ayarlasam da yenildim. Çünkü oyuncu formlarından çok büyük sıkıntı yaşadık. Oyuncu formlarını düzeltene kadar bayağı bir zorlandık. Yani oyuncu formları şu an düzeldi ama yani pek de iç açıcı bir skorlar alamadık bu zamanlarda ama yapacak bir şey yok. İlerleyen haftalarda inşallah kazanmaya çalışacağız. Galibiyet almaya çalışacağız. Yarındaki mutlak hedefimiz de galibiyet olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.